Sevgili izleyiciler, Van'ın Çatak ilçesindeyiz. Enteresan bir ilçe. Bu ilçede gördüğünüz gibi her taraf dağ ve burada da çok güzel bir Çatak gölü var. Ancak gölün hemen yanında bir de kontrol kulesi diyebileceğim bir yer var. İçinde çay içiyorlar. Bir girelim bakalım. Kolay gelsin diyelim, selam verelim. Efendim, afiyet olsun başkanım. Afiyet olsun. Sizi şöyle alalım mı? Bir söyleşi yapalım kısaca lütfen. Evet. Evet. İçinden gördüğünüz gibi federasyon başkanımız İlhan Kubilay çıktı. Ve yine buyurun efendim, sizler de lütfen hanımefendi, siz de gelin. Siz de gelin tabii ki. Gelin olsun kardeşim, sohbet gelin. Edeceğiz. Görünün en azından. Evet, delikanlı gelin şöyle. Sizi tanıyalım. Ama ben birazcık da böyle kameraya doğru yürüyelim. Buyurun. Abidin Şipan hocam. Evet, ne iş yapıyoruz efendim? Ben güvenlik korucusuyum abi. Evet, yani köy korucusu. Köy korucusu, evet. Evet. Burası Van'ın Çatak ilçesi. Evet. Güzel bir dereniz var. Evet. Burada rafting yapılacak galiba ya da yapılıyor mu doğru. Bilemiyorum. Bugün yapılacak. Yapılacak değil evet. Mi efendim? Evet. Bu kuleyi bize biraz anlatır mısınız? Biraz daha böyle kameraya doğru gidelim. Hocam, tabii bu arada bir de güvenlik kulübesi. Aracımız nöbet kulübesi. Evet. Nedir bu nöbet kulübesi? Biraz anlatın bakalım. Hocam, vatandaşın güvenliği için. Evet. Halkımızın yani güvenliği için. Geçeni evet. Durdurup kontrol ediyorsunuz evet. Değil mi efendim? Evet efendim. Kötü maksatlı kimsenin olup evet. Olmadığını. Doğrudur. Evet, evet. Kaç yıldır bu görevdesiniz? 20 yıldır bu görevdeyim. Maşallah. Buralı mısınız? Buralıyım ben. Evet. Bize biraz buralarını anlatır mısınız kameramıza? Hocam valla buralar güzeldir. Havası güzeldir, elbette, suyu güzeldir. Elbette. Balı meşhurdur. Efendim? Nüfusu 20 bin yakın var. Buranın nüfusu evet. 20 bin. Bayağı evet. İyiymiş. Evet. Kaç tane ilçe var biliyor musunuz Van'a bağlı? Van'a bağlı bayağı ilçe var. Bayağı. Onu başkanımıza soracağız. Evet. Evet, evet. Peki neler söylemek istersin? Buradan biz Sakarya'dan geldik. Sakarya TV abi, olarak hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Safalar getirmişsiniz. Evet. Çatağın güzelliklerini anlatın. Valla çatağın balı meşhurdur. Cevizi güzeldir. Evet. Alabalığı güzeldir. Evet. Bu kadar. Güzel olmayan insanları güzel değil mi? İnsanları güzeldir valla. Sizi... Cana yakındır. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Başım üstüne gelmişsiniz abi. Teşekkürler. Siz görevinize devam edin. Sonra çay içmeye geleceğiz. Biz İlhan Başkanımızdan şöyle bir kameraya doğru yürüyelim bakalım. Başkanım, evet. Size bu farklı güzellikleri yaşattığınız için önce teşekkür ediyorum. Ben de sizden ben buraya kadar yorulup geldiğiniz için demek, teşekkür ederim. Ne demek? Ederim. Sizin olduğunuz her yere geliyorum biliyorsunuz. Sağ olun. Evet, evet. Yani gerçekten çok farklı bir atmosfer burası. Evet. Dağların arasında farklı bir coğrafya, farklı bir coğrafya. Evet. Herkesin burada yaşayamayacağı bir ortam ama alışanların buradan kopamayacağı bir ortam olduğunu da düşünüyorum. Şaban Beyciğim, buraya gelenler ağlayarak gelir. Kötü yere gidiyoruz diye. Ağlayarak ama dönüşleri ağlayarak kopmamak isterler. Evet. Bakmayın siz, coğrafyamız sert görünümlüdür. Hı-hı. Fakat insanları kesinlikle. Çok nazik yüreklidir. Kesinlikle. Evet, evet. Onu sizi de bir Vanlı olarak yakinen tanıyorum. Evet. Bugün bildiğiniz gibi zaten ağırladır. Van kahvaltısı yaptık. Ne demek? Daha bu var. Daha karşılanışımızı bu. Da gördük. Tabii ki ondan sağ yana olun. Hiçbir şeyimiz yok. Sağ olun. Başkanım, şöyle bir yürüyelim. Evet. Sohbetimize de devam edelim. Çünkü bize tahsis ettiğiniz bir araba, bir de eşlik ettiğiniz, sizin de dahil olduğunuz bir karavan var. Evet. Arkada. Şöyle evet. Karavanlara doğru sevgili arkadaşımız da bize yardımcı oluyor kamerada. Kendilerine teşekkür Şerif ediyoruz. Şerif Bey bu konuda kendisi zaten resim ve kamera üzerine çok şeydir. O da Bursa'dan bize bu konuda zaten karavancılara ciddi desteği olan arkadaşımızdır. Makinesinin ne kadar profesyonel olduğunu görüyoruz. Evet. Efendim evet. Kaçmayın, gelin şöyle. Bizden kaçış yok. Evet, neler söyleyeceksiniz buralarla ilgili, bu güzelliklerle ilgili? Efendim, Ankara'dan çıktık. Evet. Sayın Başkanımızla evet. Öncesinde bir görüşme yapmıştık. Evet. Bu sözü bize yurt dışında Berlin'de vermişti. Evet. Bekliyorduk. Face'te de görünce seve seve dayanamadık, katıldık. Geldik, tabii. Değil mi ben kaç kilometre geldiniz? 1000
1200. Sakarya kaç kilometre buraya başkanım? Sakarya 1600 kilometre. Evet. Evet. Beyler, evet. Hanımefendiler şöyle lütfen gelin şöyle. Bey, şöyle buyurun, biraz geliniz. Gel bakalım. Evet, siz nereden gelmiştiniz? Ankara. Eşim Ankara'dan geldik. Ama Sakarya'ya yabancı değiliz. Elbette. Bir tarafımız Adapazarlı, Sakaryalı. Evet. Karasu, Yuval, Dere beldesi. Efendim aslen orada ama Ankara'dan koştuk geldik. Çok güzel yerler çok burası. Güzel. Keşfedilmesi gerek yerler. Çok daha iyi olacak. Güzel de bir yatırım yapıldı zaten. Elbette. Karavan alanıyla mutlu olduk. Mutluyuz, biz çok mutluyuz. Elbette. Evet, yanımızda bir hanımefendi daha var. Ankara'dan geldim ve burası hakikaten çok güzel. Keşke herkes gelip görse bu güzelliği, bu insanlığı. Çünkü herkeste bu paylaşım yok. Mümkünse tüm herkeste olsun ve gelip görsünler. Evet, hakikaten çok güzel. Teşekkür ediyoruz organizasyona. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel ifadelerinizden dolayı. Size geleceğim. Bir meslektaşımız aynı zamanda Karavancılar Derneği Başkanı. Başkanı. Yani o zaman önce sizinle konuşalım. Merhabalar. Merhaba sevgili meslektaşım. Anlatın bakalım kendinizi, burasını azıcık özetle. Ben de ikinci gelişim buraya. Siz buralı değil misiniz? Yok. Van'dayım ben. Heh. İkinci defa geliyorum. Evet. İkinciye geliyorsunuz. İkinci defa geldim ama sizlerle gelmek daha güzel oldu. Peki teşekkür ediyoruz. Başkanım şöyle evet. Siz de birkaç kelime söyleyin bakalım. Yani bugün burada sizleri ağırlamak gerçekten bizi çok mutlu etti diyorum ya. Buralar uç noktası, İlhan abinin dediği gibi yani hani doğu batı gönül köprüsü dedik. Gerçekten hani oradan gelen insanların bu güzellikleri görmesi, yaşaması bizi mutlu etti açıkçası. Hani Van'la ilgili tabii ki farklı programlarımız da var. Daha güzel yerlere de gideceğiz. Çok farklı şeyler yapacağız. Tamam. Şu an Çatak'tayız. Burada Türkiye Rafting Şampiyonası yapılıyordu bugün. Hani onun için hem onu görmek amaçlı hem de siz bu doğayı, güzelliği görmeniz için buraya geldik açıkçası. Temel attık. Temel attık. Köprüsü aynen dostluk ya. Köprüsü. Harika. Biz diyorum ya İlhan abiyi tanıdıktan sonra zaten bu kamp karavan olayı Van'da biraz gelişmeye başladı. Daha i̇şte da Edremit gelişecek. Kaymakamımız evet. Sağ olsun hani rica ettik bir yer yaptı. Yarın oranın açılışını güzel, yapacağız. Inşallah. Bundan sonraki inşallah. Yıllarda çok evet. Çok daha iyi organizasyonlarla inşallah Van olarak adımızı duyurmaya çalışacağız. Peki, daha sonraki haberlerde buluşmak teşekkür üzere. Ediyoruz, sevgili başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin bir şey varsa. Ben teşekkür ederim. Evet. Başkanımızın dediği gibi burası Dostluk Gönül Köprüsü'dür evet. Bu projenin ismi ve bu biz, arasında varız. Biz Dostluk Gönül Köprüsü'nü başlattık sizlerle beraber. Sizlerle tabii ki. Umut ediyorum ki yıllarca devam eder İnşallah. Ve buraya bütün karavancı arkadaşlarımız gelir kalır. Yeri göreceksiniz. Oranın çekimini de yapacağız. Yapacağız inşallah. Ben Atıf Bey'e buradan Edremit Kaymakamına çok teşekkür ediyorum. Yanı sıra Selçuk Bey kardeşimiz de büyük özveriyle çalıştılar oranın. Ne güzel. Evet, Fen İşleri Zaten Müdürü. Bunlarla hep görüşeceğiz. Onlarla görüşecek, konuşacaksınız. Yapacağız. Evet, evet. Karavancılığa destek versinler başka bir şey demiyorum. Çünkü evet. Türkiye turizmde çok kazandıracağı şey var. Daha onu anlatacağız bunları. Anlatacağız. Sevgili evet. izleyiciler, karavancı dostları bu güzel yerlere bekliyoruz. Çok farklı göreceğiniz şeyler var burada. Doğayla iç içe oluyorsunuz. İnanılmaz güzellikler var. Evet, Van'a gerçekten artık bir karavancılar temeli atıldı, dernek kuruldu. Yarın da dediği gibi İlhan Başkanımızın onun açılışı var. Biz de o açılışta Adapazarı, yer alacağız. Adapazarı Başkanımız da Adapazar diyorum, Bursa Başkanımız da karavanın yanında duruyor. Ne güzel, onlarla da görüşeceğiz. Evet, evet. Şimdilik biz buradan nokta koyalım. Bize, sevgili dostumuza teşekkür edelim. Teşekkür. Kamerada da yardımcı olduğu için çok teşekkürler. Görüşmek üzere diğer röportajlarımızda efendim.